konuğumuz, yönetim kurulu üyemiz Faruk Eczacıbaşı. Faruk Eczacıbaşı'nı eminim birçoğunuz farklı yönleriyle tanıyor. Çünkü çok yönü olan, benim de yakın zamanda tanıma fırsatı bulduğum ve UNAM'a farklı fikirleri, görüşleriyle büyük katkılar yapan bir kurul üyemiz. Faruk Bey, Berlin Teknik Üniversitesi'nde işletme eğitimi alıyor. Lisans ve yüksek lisans programını bitirdikten sonra 1980'lerde Eczacıbaşı topluluğunda çalışmaya başlıyor ve birçok farklı görevde yer alıyor. Şu an itibariyle Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Bu süreçte Eczacıbaşı Bilgi İletim yöneticiliğini üstleniyor. Liderliği ile aslında Eczacıbaşı topluluğu sadece kendi topluluğunda değil, Türkiye'de büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye Bilişim Vakfı'nın liderliğini yapıyor ve bu süreçte TÜSİAD'la beraber yine ülkemize büyük bir önemli katkı. Bu süreçte örneğin TÜSİAD'ın tek özel sektörün kamuya verdiği ödülü olan E-Türkiye ödüllerinin kurulmasını ve sürdürülmesinde etkin bir rol oynuyor. Faruk Bey'in katkıları uzun bir liste ama önemli olduğunu düşündüğüm için ayrıca bahsetmek isterim. Türkiye'de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayan, yasal ve teknik koşullarını sağlayan ilk şirketin kurulmasına da öncülük ediyor. 2017 yılından beri UNAM Yönetim Kurulu üyemiz Faruk Eczacıbaşı ve aynı zamanda da benim de çok imrendiğim Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı'nı da yürütüyor ve yakın zamanda biliyorsunuz çok başarılı oldular. Şimdi sizlerle burada Faruk Bey yeni kitabında da ayrıntılı anlattığı daha yeni başlıyor. Birçok bizim için de faydalı olacak kavram, görüş, gözlem var. Faruk Bey'i davet ediyoruz. Eczacıbaşı Spor Kulübü konusunda en yeni haber, dün akşam Vakıfbank'a çok fena madar olduk. 3-0 yenildik. Yani onu anlatıldığı zaman biraz yani bugün biraz yerin dibine geçiyorum. Çok teşekkürler söyledikleriniz için. Efendim, gerçekten çok ayrıcalıklı bir grup var burada. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle hocalarımın hepsi ceketli, kravatlı. Ben de bir iş adamı olarak sizin karşınıza ceket ve kravatla çıktım ama müsaade ederseniz bundan sonra onları çıkarayım. Değerli arkadaşlar, ben evet böyle bir kitap ortaya çıkma gereği duydum. Kitap ortaya çıkartma gereğini duydum. Ben hayatta hiç yazı yazmayı düşünmezdim. Ama aradan seneler geçtikçe genelde yaşanan bugünkü kısır enerji kaybından sonra biraz kendi deneyimlerimden sonra da bunun bir gerekli olduğunu ve özellikle kendi patlamak üzere olduğunu düşünceleri ifade etmek zorunda olduğumu hissettim. Ve onun sonucunda ancak bu sene epey bir acılı hamilelik sürecinden sonra bu sene başında bu daha yeni başlıyor isimli kitabı ortaya çıkartmayı sağlayabildim. Bundan 3-4 sene evvel düşünür müydüm ortaya bir şey çıkartmayı? Hayır, düşünmezdim. Ama daha sonradan hakikaten bunun ihtiyacını hissettim.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 64 yaşına geldim. Ve hakikaten çok farklı dönemlerdi. Yetişme dönemim, sizinkilerden öncelikle buradaki genç kuşağa hitap etmek istiyorum. Sizin eğitim çağınız, benim eğitim çağımdan, daha doğrusu şekillenme çağınız, benim şekillenme çağımdan çok daha farklı bir döneme geldi. Ve ben bunun gerçekten gerek yönetim açısından, gerek yaklaşım açısından çok önemli bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlayayım. Benim için 1989 yılı çok önemli bir milat. Bilmem 1989'da ne olduğunu aranızda bilenler vardı herhalde. Bir hafızamızı tazeleyebilir miyiz? Berlin Duvarı. Evet. Başka bir şey daha oldu. Tiananmen Meydanı oldu. Yani oradaki katliam oldu. Fakat bu arada kimsenin fark etmediği minik bir şey daha oldu. TCPIP'nin düğmesine basıldı. Yani o zamana kadar daha çok üniversitelerin, Pentagon'un veya devletin network'ü, kendince bir network'ü olan internet, aslında 1989'dan itibaren topluma açıldı. Ve benim için bu bir milat. Şöyle söyleyeyim, benim inancım öyle bir sene ki bu tesadüfen 1989, 1789'da Fransız ihtilalinden tam 200 sene sonra öyle bir sene ki endüstri dönemi bitti ve post-industrial dönem başladı. Artık ona bilgi çağı mı deriz, ne dersek adına. Bence içi boşalmış bir kavram, bilgi çağı, bilgi toplumu. O kadar çok kullanıldı ki, bilmiyorum, ben kullanmayı sevmiyorum. Ama benim için post-industrial dönem. Biz de o dönem 1985 yılında bir takım arkadaşlarla bir araya geldik ve Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurduk. Ve asıl kurmamız, yani böyle bir birlikteliğin nedeni bizi herkes bir teknolojik kurum olarak algıladı. Hatta yani birdenbire ben bir software wizard olarak kabul edildim. Halbuki ben kod yazmaktan da anlamam. Üniversiteden kalma bir takım alışkanlıklarım vardı. Onların da çoğunu unuttum. Ama benim için, bizimler için önemli olan teknolojinin getirdiği bir takım davranışsal gereksinimler vardı. Değişmesi lazım. Yani eğer buradan değer yaratmak istiyorsak bunun için kendi davranışlarımızı da değiştirmemiz. Hem kurumsal davranışlarımızı, hem bireysel davranışlarımızı, hem de ekonomik olarak bu davranışlarımızı bizim farklılaştırmamız lazımdı ki biz artı değer yaratmayı başarabilelim. Bunun için de Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurduktu. Uzun zaman anlatamadık derdimizi. Kendi içimizde de dahi anlayamadık. Fakat aradan işte kaç sene, 23 sene geçtikten sonra bugün bakıyorsunuz ki bir kere aradan geçen çeyrek asra yakın zamanda bizim söylemek istediklerimizden çok daha öteye dünya değişti. Ve bugün aslında buna çok daha fazla gereksinim var. Çok daha fazla ihtiyaç var. Toplumların değişmesi, bireylerin değişmesi, bireylerin yeni yapılara adapte olması, kurumların yeni yapılara adapte olmasına çok büyük ihtiyaç var. Ve bunu hakikaten çok rahatlıkla söyleyebilirim ki kurumlar ve dünyanın neresine giderseniz gidin, kurumlar buna alışık değil, bilmiyorlar, hazırlıklı da değiller. Ve bugün yaşanan bu kafa bulanıklığının
temelinde yatan nedeninde ben açıkçası benim fili tuttuğum yer bu alan, ben nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Buradan bir çıkarım var. Benim için bir çıkarım. Ben sanal göçmenim. Benim eğitim dönemim endüstri döneminde oldu. Endüstri döneminin gereksinimiyle yetiştim, eğitildim. Fakat arkasından digital dönem geldi, sanal dönem geldi ve burayı anlamaya çalıştım. Peki yeni kuşaklar dijital sakin mi, sanal sakin mi? Bence değil. Yani aynı değişimi kendi içinde, sanal dünyanın kendi içinde bu değişimi yaşamaya devam ediyor. Benim ilk dönemlerimde PC'den internetler gönderilirdi. Kişisel bilgisayarlardan gönderildi. Onun arkasından mobil uygulamalar geldi. Onun arkasından sosyal medya geldi. Şimdi blockchain'i konuşuyoruz. Bundan sonra yapay zekayı konuşacağız. Internet of Things'i konuşacağız. Konuşacağımız çok yeni konseptte. Bunların her biri biraz konsept değişikliği. Bunların her biri de sizin kendi edindiğiniz alışkanlıkları bir kenara bırakacak ve sizi oradan oraya savuracak değişiklikler. Onun için bir takım özellikler var ki benim görüşümce özellikle genç kuşağın bizim sahip olmadığımız, benim sahip olmadığım, bugünkü hatta iktidarların sahip olmadığı üç tane özelliği nourish etmek, geliştirmek, beslemek, hatta onları kendi davranışlarımızın bir parçası yapmak durumundayız. Bunların birincisi esneklik. Ben çalışma hayatına başladığım zaman planlamacı olarak başladım. Planlamacı işte 1980'li yılların başlarında biz Eczacıbaşı içinde 5 yıllık planlar yapardık. Bütçelerimizi yapardık. Önce 5 yıllık uzun dönemli planlarımızı yapardık. Ondan sonra 1 senelik bütçelerimizi yapardık. 1990'ların ortalarında bunu 3 yıla düşürdük. Bugün baktığımız zaman 3 yıl sonrasının öngörüsünü yapmaya kalkıştığınız zaman böyle bir şey yok. Gülüyorsunuz. Yani 3 sene içinde ekonomik dünyanın olsun, tüketim dünyasının, yaşamın getirdiği, yani global ortamın getirdiği kırılımlar sizi ister istemez anında hareket etmeye, çok çabuk flexible davranmaya, esnek hareket etmeye zorluyor. Bakın bizim şöyle bir dünya tarihinin geçmişine bir bakarsak, işte bu 1900 işte milattan önce 10.000'li yıllardan itibaren gidersek bir işte kendi içinde milatta falan biraz bir sıfırlı yıllarda belki biraz bir hareketlenme oluyor ya ama yine de düz bir çizgi halinde görüyorsunuz dünyadaki gelişmeyi. Ondan sonra bir dirsek yapıyor. Dirseği de ben endüstri dönemi olarak kabul ediyorum. Buharlı makinenin bulunuşu, Fransız devrimi artık adını ne dersek diyelim. 18. yüzyılın ikinci yarılarından itibaren bir hareketlilik başlıyor, bir dirsek oluşuyor. Ondan sonra da inanılmaz bir tırmanış. Hele bu tırmanış. Kendim beceririm. Bu tırmanışta işte 2000'li yıllara girerken çok daha büyük boyutlara geliyor ve çok daha da fazla ilerleyecek. Yani aslında hani bizlerin hepimizin ağzında pelesenk olmuş bir laf vardır. Türkiye endüstri dönemini kaçırdı, bilgi toplumunu yakalayalım. Bence bu saçma sapan bir laf. Çünkü bundan sonra böyle bir devrim bir çağ diye yaklaşacağımız bir şey olacağına inanmıyorum. Endüstri dönemi belki bir basamaktı ama
post-industrial dönem, artık adını yine ne koyarsak koyalım, merdivenin kendisi basamaklar gittikçe yükselecek, basamaklar gittikçe daralacak ve bu hızlanmayı, bu disruption, bu kırılganlıkları biz çok daha fazla yaşayacağımıza inanıyorum. Bunun için de bizim planlamadan ziyade, öngörüden ziyade yaklaşma sahip olmamız gereken en önemli özelliğin esneklik olduğuna inanıyorum. Exponential veya üstsel gelişmeye diye baktığımız zaman ben bu tamamen bir düşünce sistemi. Yine endüstri döneminde bir sene 100 gazozu üretiyorsunuz, ertesi sene 120 gazozu üretiyorsunuz, o zaman başarılısınız. Bir sonraki sene 150 gazoz üretiyorsunuz, yine başarılısınız. Bu endüstri döneminin lineer çıkışı. Bu satranç örneğini bilmem, anlatmam gerekir mi? Belki sizler biliyorsunuzdur. Bu Hintli bir mihrace, satrancı çok iyi bilen bir mihrace, kimse tarafından yenilemiyor. İddialı, ortalıklarda dolanıyor iddiasıyla. Bir gün bir tüccar geliyor kendisine, diyor ki maç yapalım diyor. Tüccar mihraceyi yeniyor. Bir daha oynuyorlar, bir daha yeniyor. Bir daha oynuyorlar, bir daha yeniyor. Mihracı bundan o kadar etkileniyor ki diyor, dile benden ne dilersen diyor. Aman efendim, estağfurullah, sizden ne dileyim ben, sağlığınız diyor falan. O lafları ediyor. Yok diyor, bir şey istediyor. Peki diyor, o zaman şöyle bir şey istiyorum. Birinci bir aya buraya bir pirinç koyun. 1B'ye 2 pirinç, 1C'ye 4, 8, 16 devam etsin. Ve ben 64. karedeki pirinci sizden istiyorum diyor. Miracı yanındakine dönüyor, siz bu adama bir çuval pirinç verin, teşekkür edin, gitsin diyor. Yok yok diyor, siz bunu bir hesap edin. Bakalım ortaya ne çıkacak diyor. Muhasebeciyi gönderiyor, işte başlıyorlar hesaplamaya. Bir müddet sonra adam gözleri fal taşı açılmış gibi geliyor. Yani böyle bir şey yok, biz imkanı yok bunu yerine getiremeyiz. Yok yok, devam edin siz diyor falan derken neticede sonuç çıkıyor. 10. pirinç, o 10. karede aşağı yukarı 1023 tane pirinç geliyor. Ya yani aşağı yukarı bir avuç. 11. karede 2 avuç yapıyor. 20. 25. karede bu 3 kilo yapıyor. Tabii 24. karede 6 kilo. Bu rakam ortalara geldiği zaman binlerce kilo yapıyor. 50. karelerde milyonlarca ton pirinç yapıyor. 64. kareye geldiği zaman bir Himalaya dağının kitlesine ulaşıyor. Eğer 65. karede olsaydı iki Himalaya dağı olacaktı. Buna alışmak kolay değil. Yani software'lerin, yazılımların, bugünkü teknolojinin getirdiği exponential üretim boyutuna, kafasına alışmak, o sistem, o system thinking'e, o sistematik düşünceye alışmak kolay bir şey değil. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bizim meşhur havuz problemi, işte her gün iki katına artan su, bir ay sonra havuz doluyor. 29. günde ne kadar dolu? Yarı yarıya dolu. Peki bir hafta evvel ne kadar dolu havuz? %2'si dolu. Bu alışkanlık, bu düşünce tarzı bizi çok farklı yerlere götürüyor. Bilgi
kendini 2015 yılından itibaren katlamaya başladı. Daha doğrusu veri diyelim. Bu belki 2018 yılında artık bilmiyorum 7 aylara 8 aylara düştü. Hadi diyelim kendini yalnız katlıyor. Her yıl katlıyor. Bilişim teknolojisinin gücü de her 18 ayda bir o da kendini katlıyor. Ve sonuç olarak bir ETH'lı Profesör Harbig'in sözüyle, şemasıyla bu ikisinin getirdiği bir sistemik complexity var ki bu ikisinin aşağı yukarı çarpımı. Yani bugünkü sorunlara bizim geçmiş bakış açımızla değerlendirerek gitmemiz neredeyse olanaksız. Peki nasıl yaparız? Bunları ben bilmiyorum. Herhalde yapay zekanın katkısı olacak. Ama flexibility çerçevesi içinde ve disruptive düşünme çerçevesinde belki çok daha farklı noktalara gelinmek durumunda kalınacak gibi duruyor. Ben prediction'a, öngörüye inanan bir insan değilim. Ben fütüristlere de inanmam. Yani bu öncelikle commercial fütüristlerin nasıl olsa o zamanı geldiği zaman söylediklerim unutulur üzerine önemli bir spekülasyon yaptıklarını düşünüyorum. Böyle bir şey benim için bir tek gerçekçi fütürist bir kişi tutturabildi. O da Arthur C. Clarke'tır. Onun söyledikleri her ne, bir şekilde daha fazla tuttu. Ama gerisini bilmiyorum. Gerisini ben pek gerçekçi görmedim. Bugün içinde 20 sene sonra şöyle olacak, böyle olacak dendiği zaman benim açıkçası çok kuşkucu yaklaşımlarım var. Bir tane de örnek daha söylemek istiyorum. 1995 yıllarında Amazon'da yeni ortaya türediği zaman işte herkes yine bir takım öngörülerde bulunmaya çalışıyordu. Özellikle kitapçılar konusunda. Kitapçılar ortadan kalkacak. İşte Amazon gelecek, ne Barnes & Noble kalacak, ne işte o kalacak, bu kalacak, hepsi beraber yok olacak, gidecek. Kitaplar internet üzerinden satılıyor. O zaman da kimsenin aklına gelip e-books diye bir şey olacağını, kitapların kendilerinin internet üzerinden satılacağını kimsenin aklına gelip söylememişti. Bu ne biçim prediction? Bu ne biçim öngörü? Yani kimse müneccim hapı yutmadı. Bunun ben tek çözümünün insanların yeni koşullara uyumunun artması, bizim kuşağımızdan daha fazla gençlik yıllarının dönüp de ah bir zamanlar böyleydi demekten öteye ileriye dönüp yeni koşulları doğru analiz edip kendilerini o koşula uydurmaktan geçtiğine inanıyorum. İkinci özelliği ben yakınsama olarak kabul ediyorum. O yakınsamada bizim silo-based düşünme çerçevemizde yakınsama convergence. Yakınsamayı ben bu kitap başladığı zamana kadar kelimeyi bilmiyordum. Convergence'ın Türkçesi yakınsamaymış. Bizim silo bazlı düşünmemizin karşıtı interdisipliner düşünebilme özelliği ve o şekilde hareket, o şekilde kendini tanımlama veyahut kurumlarının geleceğini tanımlamaktan geçtiğini düşünüyorum. Burada ilk örnek benim için bu yakınsamanın getirdiği yıkıcı yaratıcı veya yaratıcı yıkıcılık diyeyim. Creative destruction. Schumpeter'in lafı. 90'lı yılların ortalarındaki, 1900'lü yılların ortalarındaki ekonomist Schumpeter'den çıkan bir laf. Yeni kaliteli, ucuz ürün, kalitesiz, pahalı ürünü piyasadan siler. Ve bunun getirdiği disruption kalitenin artmasına neden olur. Evet, doğru. Hakikaten bunun çok güzel sonuçlarını gördük. Hiçbir zaman pesimist olmadım.
Ama şunu da görüyoruz ki bu çok büyük gelişmelere neden oldu. Hayat standartları arttı, bebek ölümleri azaldı, sağlıkta müthiş gelişmeler oldu. Kanserlerin büyük bir çoğuna çare bulundu vesaire vesaire. Fakat bir şey daha oldu. Bu 2016 yılında çıkmış bir ekonomist Milanovic'in fil eğrisi şöyle bir şey ortaya koyuyor Milanovic. Dünyanın nüfusun %5'er dilimler halinde analiz ediyor ve 1988'den 2008 yılına kadar geçen 20 yıl içinde bu gelir dilimlerinin artışına bakıyor. İlk %5'lik bir dilim kayıp, geriye gidiyor. Eskisinden de kötüye gidiyor. Ondan sonraki %5'te hakikaten önemli bir artış yakalanıyor. Şurada önemli bir artış yakalanıyor. Fakat bir sonraki dilimde daha da büyük artış yakalanıyor. Ta ki filin kulağına gelinceye kadar büyük bir şey var. İlk %50'ye gelinceye kadar gerçekten gelir düzeyinde büyük bir artış var. Bu özellikle developing ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin orta sınıfını ifade ediyor. Oradaki orta sınıfta büyük bir yükseliş var. Ondan sonra inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Yani filin kafası ve hortumu ile birlikte özellikle gelişmiş ülkelerin orta sınıfında da büyük bir gelir kaybı var. Ta ki %85'in üzerine gelince filin burnu kendisini havaya kaldırmaya başlıyor. Ve en tepelere %1'lere, en tepedeki %0.1'lere gelince orada büyük bir yükseliş var. Yani bir gelir uçurumunun gittikçe daha fazla arttığını görüyoruz. Keşke bunu çok daha doğru bir fil şeklinde değil de yatay bir yerde giden yılan eğrisi olarak adlandırabilsek. Çünkü gelişmekte olan gelişmiş ülkelerin orta sınıfının kaybı 1929 krizinde, ekonomik krizinde tekrar yaşandı. O dönemde yaşanan krizde orta sınıf kaybettiği için popülist rejimlerin yükselmesinin maliyeti dünyaya 2. Dünya Savaşı olarak patladı. Çok ağır bir trajedi yaşandı. Bunu tekrarlanmaması lazım. Bilelim ki 2008'de biz büyük bir ekonomik kriz yaşadık. Bundan sonra büyük bir yine orta sınıfın kaybı yaşandı. Yine popülist liderlerin yükselmesi yaşandı. Bunun bedelini, yani bunu geçmiş bundan 80 sene evvel yaşanan trajediyi dünya hafızası geri getirmesi lazım. Bunu görmemiz lazım. Şu anda benim yine çalışma hayatına başladığım zaman da disruptive yenilik diye baktığım zaman aşağı yukarı hiçbir şey yaşanmazdı. Senede bir belki ben 1980'de ben çalışma hayatına başladığım zaman 3 tane televizyon istasyonu vardı Türkiye'de. 5 tane de bir radyo istasyonu vardı. Bunun yanında işte kendimizce bir yeniliklere hayretle bakıyordum. 80'li yılların ortalarına doğru ben ilk defa PC'yi gördüm. Benim çalışma hayatımda da önemli bir aşama oldu vesaire vesaire. Bu gibi disruption'lar yeni yeni ortaya çıkıyordu. Şurada gördüğünüz eğri, hype curve veyahut moda eğrisi, buradaki puanların her biri yeni bir konsept, yeni bir yenilik, yeni bir disruption örneği. Burada yükselenleri görüyorsunuz. Çeşitli örnekler var işte. Özellikle tıp alanında görüyorsunuz bazılarını. Akıllı tozlardan başlayan, kuantum programlamadan geçen, bunlar bugünkü artırılmış veri keşfi,
Bunlar bugün yükselen eğriler. Blockchain'i burada gösterecek olursak artık düşüşe geçmiş bir. Yani hype curve'ün tepesinden aşağı doğru inmeye başlayan bir yapı. Bunun için artificial reality de bunların arasında. Artificial reality daha doğrusu şeye gelmiş, yavaş yavaş tekrar yükselmiş. Ama virtual reality daha hala iniyor, belki yakında çıkmaya başlayacak. Asıl önemlisi olan bunlar bir teknoloji değil, bunların her biri birer konsept ve öyle veya böyle çalışma hayatımızı veyahut kendi yaşamımızı etkileyecek olan yenilikler. Ve yani bu yenilikleri biz yalnız Stanford'da görmüyoruz. Stanford'da geliyorsak 10 gün sonra Türkiye'de de görüyoruz. Veyahut Norveç'te de görüyoruz. Veyahut Gana'da da görüyoruz. Her an bunlarla beraber yaşıyoruz. Eğer bir radyo 50 senede dünyaya yayıldıysa bugün bir teknoloji 10 günde yayılıyor. 5 günde yayılıyor. Anında yayılıyor. Herhangi bir makaleyi anında görebiliyorsunuz. Küreselleşmeyi ben beş tane atlı olarak isimlendiriyorum. Ürün, servis, finans, insan, data. Bunların her biri gittikçe daha fazla küreleşiyor, gittikçe daha fazla dünya trafiğini birbirine karıştırıyor. Şimdi bugünkü yaşadığımız krizlerin önemli bir tanesi diyelim insan trafiği. Bazı ülkeleri o kadar kızdırıyor ki cımbızla onları aramızdan ayıklamak istiyor. Aralarından ayıklamak istiyorlar. Ne bileyim ben insan trafiğini durdurmak istiyorlar. Ben inanmıyorum. Cımbızla da ayıklayamazsınız. Bunların hepsi beraber gelişecek. Birini kestiğiniz zaman diğerini de kesersiniz. Hepsini birden kestiğiniz zaman da ekonomi felce uğratırsınız. Bu evet küreselleşmenin bir takım hıçkırıkları yaşanacak belki. Ama küreselleşmenin önünü kesemezsiniz. Her ne kadar kendinize özgü bir milli ekonomi üzerine çalışmaya da devam ederseniz, ne kadar devam etmek isterseniz isteyin, artık dünya network'ünün bir parçası olmaya mecbursunuz ve bu parçanın içinde bütün bu komponentleri birlikte düşünmek, birlikte ayarlamak, en fazla ayarlayabilirsiniz. Belki biraz stratejilerini belirleyebilirsiniz ama durduramazsınız. Amazon artık Türkiye'ye de geldi. Bu seneden itibaren Türkiye'ye resmi olarak girdi. 13 milyon kendi sattığı ürün var. 350 milyon ürün de kendi pazar yerlerinden dünya piyasasına getirilen ürün var. Bugün hayatımızda biz 50 milyon ürün görüyor muyuz ki 300 milyon ürün piyasaları allak bullak etsin? Ben endüstriciyim. Benim bir değer zincirim var. Üretimden tüketime kadar giden toptancısı, bayisi, alıcısı, supplier'ı bir sürü zincirden geçiyor. Ve Amazon geldiği zaman benim bütün bu zincirlerimi sorgulayacak. Benim ister istemez önlem almam lazım. Benim önlem almam gerektiği gibi tüm endüstrilerin, tüm satıcıların, eğer endüstri değil de ticaretle meşgul oluyorsa, hepsinin, herkesin bu hallaç pamuğu gibi atılmaya yönelik önlemlerini alması lazım. Ne bir bakkal, ne bir çakkal, ne bir manav, ne bir market, ne bir market zinciri Amazon'un bugün getirdiği gücü yatsıyacak boyutta değil, olmayacak da. Bunlarla beraber yaşayacağız. Bunun getirdiği disruption'a ayak uydurabildik, uydurabildik. Uydurabilenler devam edecekler, uydurabilenler de teşekkür edip çekip gidecek. Her dönem hiçbir başarı uzun dönemli olmuyor. Birileri bir dönem sonra çöp kutusuna atılıyor. Nitekim ki bunu ne bileyim ben her türlü Forbes dergisinin, Fortune dergisinin
ilk 50'sinin yaşam döngülerinde başarılı şirketlerin yaşam döngüleri ne kadar kısaldığını aşağı yukarı her gün zaten bir yerlerde okuyoruz. Şimdi size beni çok etkileyen bir blockchain grafiği göstermek istiyorum. Blok zincirleri yani biliyorsunuz 2008 yılında çıktı. 2008 yılından sonra yavaş yavaş artan bir hızla piyasayı yani gittikçe daha fazla gündeme geldi. Aşağı yukarı işte 2014'te daha hiç konuyla ilgili herhangi bir finansman aranmamış. Hatta belki de ihtiyaç da duymamış. 2014'ten geçen yılın 2017'nin Kasım sonuna kadar giden blockchain macerasının fonlamasının bir hikayesini size bir göstermek istiyorum. Pardon. Evet. Hayırdır? Oradan bas. Murphy? Sanırım bir takım oldu. İsterseniz videosu devam edelim. En sonunda göstereyim. Gidiyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi başladı. Bu aslında hangi ülkeden olduğu belli olmayan 2014'ün ortalarında geldiğimiz zaman 9 milyon dolarlık bir fon ayrılmış. Bir 2015'e geldiğimiz zaman 40 milyon dolara geliyor yavaş yavaş fonlar. Ve 15'in sonuna doğru büyük bir patlama oluyor. Mı? Evet. Yok, 2000 daha sonra o zaman. Bu arada 45 milyon fon oldu, 60 milyon çıktık. Şimdi birdenbire bir 250 milyona çıkıyor. Ve 2017 yılının başına geliyoruz. Ve son 11 aya girdik. Şu anda aşağı yukarı 12 milyar doları bulmuş durumda. Evet, böyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Tamam. Evet. Özellikle benim yakınsamayı için, convergence için gördüğüm ve çok kullandığım örneklerden bir tanesi, kendim de çok çektiğim için onu söyleyeyim. Eğitim konusunun bugün özellikle ilk ve orta ve lise eğitimi döneminin ben çok çektim. Bana çok ilkel geliyor bugünkü eğitim sistemi. Yani aynı endüstri döneminin gerektirdiği eğitim sistemi yapısı, gazoz şişelerini diziyorsunuz. Gazoz şişesi muamelesi çektiğiniz öğrencileri diziyorsunuz. Karakterleri farklı, olgunluk düzeyleri farklı, aile yapıları farklı, algılama şekilleri farklı. 20 tane öğrenciyi diziyorsunuz. 30 sene öğretmenlik yapmış bir insanı onların karşısına getirip oturtuyorsunuz. İçine gazoz basıyorsunuz bilgi diye. Daha doğrusu bilgi diye gazoz basıyorsunuz. Aynı şeyleri veriyorsunuz. Hatta hepsine o kadar aynı muamelesi yapıyorsunuz ki bu çocukların arasında başarılı olanlar var. Onları gözleyip onlar kadar başarılı olmadığını hisseden ve özgüveni kırılan bir sürü çocuk var ortada. Ve onlara başarısız muamelesi yapıyorsunuz. Ve içlerine aynı gazozu doldurup bir de üzerine diploma diye bir kapak koyuyorsunuz ve piyasaya sürüyorsunuz.
Bence bugüne yakışır bir eğitim düzeni değil bu. Ve bence ayıp bir eğitim düzeni. Ya ama yalnız bizim için söylemiyorum ben bunu, yani Türkiye için değil, bu dünyanın her tarafında. Yeni yeni belki sistemler gelişmeye başlıyor. YouTube'da bütün Anglo-Sakson eğitimi, müfredatı zaten YouTube'un üzerinde var. Keşke biz kendi müfredatımızı biraz daha sempatik bir şekilde YouTube'a yüklesek. Ya buradan ve çocuklara desek ki, ya ben öğretmenler anlatmasın, öğretmenler ama kontrol etsin. Yani neyi öğrendin, neyi öğrenmedin kontrol etsin. Biraz da bireysel olarak kontrol etsin. Nedir bunun maliyeti? Belki 20 milyon dolarlık bir yapının içinde Türkiye'nin tüm müfredatını zaten isterseniz YouTube'a geçirebilirsiniz. Ne bileyim ben atıyorum, bildiğimden dolayı değil. Ama çok güç bir iş olmadığını düşünüyorum. Fatih Projesi çözüm değil. Fatih Projesi teknolojik olarak belki bir çözüm ama teknoloji bir araçtan başka bir şey değil. Yani ben bugün Milli Eğitim Bakanı olsam, ne bileyim ben öyle bir şey olsam, 15 sene sonra bugün, 15 sene sonra productive olacak bir çocuğun neler istediğini, dünyada rekabet ortamına giren bir çocuğun ne demek, ne olmak istediğini birazcık hedefleyip onun altını çeşitli teknolojilerle doldururum. Ama teknoloji eğitimin önemli bir unsuru, kendi unsuru değildir. Ancak bir araçtır. Nitekim ki dünyanın her tarafında eğitim gittikçe daha pahalılaşıyor. İşte Amerika'da gördüğünüz örnek gibi gerek tuition'lardan, gerek eğitimin getirdiği maliyetlerden dolayı Amerika'nın eğitimli gençleri kendi içlerinde büyük bir kriz yaşıyorlar. Eğitim bedellerini geri ödeme konusunda şu anda kadar da bir çare bulunamadı. Ve aslında eğitim maliyeti olarak da bunun dünyanın her tarafında ben açıkçası daha farklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun yalnız eğitimde değil, ben açıkçası endüstriyel dönemde oluşturulmuş tüm kurumların İnternet sonrası dönemde eğer çok ağır bir sancılı bir model değiştirme sürecinden geçmedikten sonra yeni döneme adapte olacağına inanmıyorum. Bu ta aile yapısından, governance'a kadar, ülke eğitimine kadar, ülke yönetimine kadar, demokrasinin kendisine giden bir yapıya kadar yeni sistemlere ihtiyacı olduğunu ve bu sistemler içinde de bu sistemlere yönelik arayışların olması gerektiğine inanıyorum. Biz kendimiz açıkçası vakıf olarak eğitim üzerinde, eğitimle oyunu birleştirmeye çalışıyoruz. Onun üzerine bir takım projelerimiz var. Akıllı şehirler üzerine Türkiye'de Çanakkale ile başladık. Belki Elazığ ile devam edeceğiz. Akıllı şehirlere yönelik yapılacak şeylerle meşgul olmak istiyoruz. Ama bizde bitmiyor bu. Biz bunların ancak bir iki tanesine belki bir şeyler yaratabiliriz. Bunları düşünmesi olan genç, bunları düşünmesi gerekenler ve sistematik olarak çözüm bulması gerekenler, bana sorarsanız gençlerin kendileri. Bunun sonucu ne bence? Yani ben olsam bir genç olarak, diyelim elektronik mühendisliğimi okudum. Ben kendi yalnız elektronik mühendisliğime dayanarak çalışma hayatına atılacak olsam, binlerce elektronik mühendisinden ancak bir tanesi olur. Bu sosyolog da olsam, ekonomist de olsam, tarihçi de olsam, her şey için ne olursam olsam, ne olursam olayım, yalnız mesleğim olarak değerlendirildiğim zaman burada kalacağını düşünüyorum. Bence bir insanın değeri insan olarak, öncelikle geleceğinin kariyerini yapmaya başladığı insan olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Yetkinlikleriyle, becerileriyle, ilgileriyle, annesinin babasının ilgisiyle değil, onları itten, başkasının motivasyonuyla geldiği değil, kendi içinden gelen ilgisiyle ortaya çıkardığı kendi tanımlamasını paketleyip bunu piyasaya sunması gerektiğine inanıyorum.
bunu da hayatı boyunca geliştirmeye devam etmesi, kendi nişinde geliştirmeye devam etmesi ve bu şekilde yer alması, hayatında yer alması, produktif dünyada yer alması gerektiğine inanıyor. Bir örnek vermek istiyorum. Aranızda İspanyolca bilen var mı? Arapça bilen var mı? Rusya bilen var mı? Mandarin bilen var mı? Değil mi? Çince. Almanca bilen var mı? Fransızca. Ben Alman Lisesi'nden mezunum. Bundan bilmem kaç yüz sene önce. Aradan geçen süre içinde ben Almancamı tamamen unuttum. Hiçbir şey ifade etmiyor. Eminim ki Fransızca bilenler için de aynı şekilde aynı şey geçerli. Ama çünkü hem Almancayı hem Fransızcayı bilenlerin çok büyük bir çoğunluğu zaten İngilizceyi konuşuyor. Aynı kültürün, yani aynı değilse bile çok benzer bir kültürün parçaları. Ama ben şuna inanıyorum ki başka bir kültürün lisanını konuşan, başka bir kültürle tanışmış olan insanlar artı İngilizce bilgisi, artı Türkçe bilgisiyle artık onlara bugünden itibaren kendi yaşamlarının sonuna kadar karada ölüm yok. Öyle bir kendilerine sahip, öyle bir nişte mücadele ediyorlar ki burada rakipleri de az. Ben üzülerek söyleyeyim, Almanca'da vakit kaybettiğimi düşünüyorum. Bundan 40 sene önce öğrendiğim Almanca'da. Ha belki Arapça'da öğrenmiş olsaydım vakit kaybederdim. Benim çalışma kariyerim bambaşka yönde gitti. Ama eğer iş zora gelseydi o Arapça, o Rusça, o Mandarin benim çok daha fazla işime yarayacaktı Almanca'da. Getirdiği kültür bilgisi açısından ve getirdiği lisan bilgisi açısından. Yine bizim sahip olmadığımız ve genç kuşağın sahip olduğu herhalde en önemli yetkinlik de özellikle internetin ve sosyal medyanın getirdiği farklılık ağ yapısı. Biz 3 tane televizyon istasyonuyla büyüdük dediğim gibi ve hatta bir zamanda bir taneydi. Şimdi elinizde dünyanın her anında herkes sizin bir tık ötenizde. 3,5 tık sonra dünya üzerinde istediğiniz her kişiye ulaşma imkanına sahipsiniz. Bu özellik bizde yoktu. Anında herkesi yakalayabilme şansına sahipsiniz. Biz network'ü birçok kavram içinde zaten hayatımız boyunca gördük. Yeni bir şeydi. Bir şekilde bir cause, bir efekte neden oluyor. Hatta ilişkisiz bir takım bir neden, bir ilişkisiz bir takım sonuçlara neden olabiliyor. Yani bunu yaşıyoruz. Hatta bundan sonra ne bileyim ben, nesnelerin interneti devreye girdikten sonra dünya üzerinde işte çok yakında 50 milyar aracın bir şekilde birbirine bağlandığını göreceğiz. Yine yani benim sahibi olmadığım, sizlerin sahibi olduğu başka bir ortam. Sosyal medyanın, ben Gutenberg'den beri veya hatta internetin matbaadan beri olan en büyük medyanın en büyük gelişmesi olarak kabul ediyorum. O zaman yani one to many media, matbaa ve televizyon. Birisi konuşur, 1000 kişi dinler. Birisi yazar, 100 kişi okur. Dergiler, yazılar, televizyon istasyonları, radyo istasyonları böyle bir medya yapısı içinde yetiştik. Şu anda konuşanlarla dinleyenler, many to many communication'da herkes aynı düzeyde.
Herkes dinlediği kadar konuşuyor. Hatta öyle bir ortama geldik ki herkes dinlemediği kadar konuşuyor. Konuşanlar dinleyenlerden daha fazla. Yeni medya eski hiyerarşik medya alışkanlıklarını yok etti. Şaşırıp duruyoruz basın dünyasının neden bu kadar çalkalandığını. Pek de şaşırmamak gerekir herhalde. Meşhur slaydımız. Türkiye'nin Dünya Arge Network'ü içindeki yeri. OECD'nin 2015 raporunda. Belki bir iki tane ince çizgi belirmiştir UNAM'dan biri diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? Hı? Ama herhalde çok kılcal damarlardır bu yapının içinde. Çıkarım. Ben olsam sizin yerinizde ne yapardım? Benim için kimse tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sizin beyninizin içindeki bilgiler benim için bir anlam ifade etmiyor. Sizin network'ünüz, o network'teki bilgiyle siz kendi bilginizi nasıl sentezliyorsunuz? Nasıl yararlı, nasıl üretim, yani productive olabiliyorsunuz? Bizler için veyahut başkaları için artık bunun sizin bireysel olarak olan öneminizden çok daha öteye olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkaracağınız, sizin artı değer, internetten çıkaracağınız, compile edeceğiniz, ortak akıldan çıkaracağınız productive sonuç, sizin kişisel olarak çıkaracağınız sonuçtan çok daha önemli. Bu teamwork'ü de getiriyor. Doğru bilgiyi bulmayı da getiriyor. Bunu öğrenmeyi de getiriyor. Bununla birlikte, başkalarıyla birlikte çalışmayı öğrenmeyi de getiriyor. Ve burada ne zaman tanıyorsunuz, ne coğrafya tanıyorsunuz, ne mekan sınırları tanıyorsunuz. Bu üç tane özellik bence gençlerin nurture etmesi gereken ve mutlaka bizim ötemizde, bizim kuşağımızın onlara vermesi gerekenden öteye, onların sizlerin kendi kendine bulması gereken özellikler olarak düşünüyorum. Gelişme hiçbir zaman aydınlık olarak gelmiyor, iyi taraflarıyla gelmiyor. Yani hatta zaman zaman kötü taraflarıyla o kadar bir arada yaşamaya başlıyoruz ki kendimizi oldukça kötümser olarak görüyoruz. Gelişme iyi tarafını da getiriyor, kötü tarafını da getiriyor. Marifet iyi tarafını mümkün olduğu kadar maksimize etmesini bilmek, kötü taraflarını da en aza indirmek. Ne oldu? Nelerle karşılaşıyoruz? Çocukluktan itibaren artık bullying, doxing, hani sokak kenarında döveceğine gidiyorsun, trollerle küfür ediyorsun. Yani artık bugünün bullying mekanizmasının trollerden geçtiğini düşünüyorum ben. Veya korsanlarımız. Korsanlar artık Hutili 14-15 yaşındaki genç delikanlılardan büyük kriminal örgütlere gitmiş durumda. Artı neler var? Darknet var. Silk Road var. Alışveriş dükkanları var. Beyaz kadın ticaretinin yapıldığı, uyuşturucunun alınıp satıldığı, her türlü suikastçının da kiralandığı bir takım mekanizmalar var. Ve bunlar legal. Hatta öyle çok komik bir takım sonuçlar var, olaylar var. Bir tanesinde satılan uyuşturucunun kötü kalitesi yüzünden sitenin başı derde giriyor. Çünkü orada müthiş bir kendi içlerinde, kendi etikleri çerçevesinde bir takım düzenler de dönüyor. Bizim Perşembe Pazarı'ndaki el sıkışma örneğinin normal hukuk sisteminden çok daha öteye geçerli olması gibi. Kendi güvenirlik sistemleri var. Bir kötü kalite bir uyuşturucunun darknet'te satılması
o dükkanın anında yok olmasına neden olabiliyor. Bir DAEŞ örgütü yepyeni bir silahın dizaynını dünyanın herhangi bir köşesine gönderebilir. Çok rahat. Bundan internet üzerinde belki yaşamadığımız bir takım sorunlar. Google'layabildiğiniz internet sitelerinin sayısı toplam internet sitelerinin %5 ila 6'sı. Gerisinin hepsi darknet değil. İntranet de var. Ulaşamayın. Deep web var. Evet, yani deep web var. Darknet değil. Ama sizin Google'ladığınız %6'sı. Ben açıkçası en büyük, bugünlerde herkesin kurtarıcı olarak baktığı en büyük tehlikeyi biyoteknolojide görüyorum. Herhalde çok büyük yararı olacak. Ne bileyim ben Alzheimer'dan, Parkinson'dan başlayıp tüm kanser hastalıklarına herhalde anlaşılan çözüm bulmaya aday, kalıtımsal bütün hastalıkları yok etmeye aday, evet. CRISPR teknolojisi aşağı yukarı ben de mümkün olduğu kadar izlemeye çalışıyorum. Bir adım ötesi özellikle cebi derin olan insanlar için çocuklarının erkek mi kadın mı sarışın mı esmer mi olduğunu belirleyecek. Bir adım sonrası işte 3 metre boyun bacak boyunda atletler 5 metrekare avuçları olan kaleciler belki çıkacak. Ne bileyim. Fakat şey olabilir, rahatlıkla savaşçı genleri yerleştirilebilir. Soğuğa dayanıklı, sıcağa dayanıklı, kurşuna dayanıklı, ne bileyim ben, bilmem neler çıkabilir. Fakat asıl önemlisi benim vahim olarak gördüğüm gen dediğin gen. Şeyde de maymunda da gen, insanda da gen. Sümüklü böceklere gen, bakteride de gen, virüste de gen, mikropta da gen. Nükleer silahların fiyat maliyetlerinin epi bir nokta 0.00 bir şeyine o gene mapping'i yaptıktan sonra olabilecek en tehlikeli virüsleri yaratma imkanını da herhalde CRISPR teknolojisiyle yapabileceğiz. O zaman herhalde Kuzey Kore'nin tehlikeleri, bu geleceğin tehlikeleri yanında solda sıfır kalabilecek. Çünkü sokak köşesindeki aklı becerikli adam o teknoloji tabana yayıldıkça bunu yapabilecek düzeye gelecek. Umarım böyle şeyler yaşamayız. Ama bu teknolojinin ben yararı kadar zararının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Gelelim confirmation bias'te. Türkçesi neydi? Doğrulama yanılgısı. Demin sosyal medyada konuştuğumuz konu. Herkes konuşuyor, kimse dinlemiyor. Ve bugün eğer post-truth society diye bir şey yaşıyorsak biz, doğru bilgi, yanlış bilgi, az bilgi, çok bilgi, küçük bilgi, büyük bilgi, eski bilgi, yeni bilgi hepsi birden iç içe geçiyor. Ve bu bilginin doğrulanma imkanı yok. En azından bugünkü sistemler içinde doğrulanma imkanı yok. Bugün Rohingyalar Myanmar'da katliama uğruyorsa, Barcelona kendi başına çıkıp ben artık bağımsız olmaya karar verdim diyorsa bunların hepsi aslında Facebook'taki birbirleri arasındaki dedikodunun getirdiği rezonansın sonunda oluşan olaylar. Hepimiz Cambridge Analytica'yı biliyoruz. Buradan benim çıkardığım sonuç bu. Sevgili arkadaşlar. Biz bilginin değerini bilmiyoruz. Oraya buraya saçtığımız Instagram'daki yemek resimlerinden Facebook'taki seyahat resimlerine kadar bedavadan kendimize ait bilgilerimizi sattığımız değeri, bilgilerin değerini bilmiyoruz. Ve bu bizim başımıza çok büyük iş açıyor.
Ben bundan sonraki araştırmaların en büyük dileğim aslında nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ama bilginin değeri nedir? Bugün internet üzerinde dolaşan verilerin, bilgilerin, bizim bedava saçtığımız bilgilerin değeri nedir? Bunların bir şekilde hesaplanabilmesi lazım. Dünyanın tepesinde 5 tane tekel kuruluş oturdu, GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Bunların hepsi bizim 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda artık unuttuğumuz tekeller kavramını geri getirdi. Tekeller işte corporation, competition boardlarla falan bir rekabet kurullarıyla birlikte yok olmuştu. Bunlar mal gibi tekel. O zamanlar 10 dolara satılan bir ürün price premium, yani monopoly premium'da 15 liraya satabiliyor, 15 dolara satabiliyordu malını. Bunun önüne geçildi çeşitli yöntemlerde. Ama bugün bu şirketlerin 15 dolara aslında satabileceği ürünleri 2 liraya satıyor. Bambaşka bir tekel kavramı. Çünkü fiyat değil burada. Fiyatlar çok daha ucuz. Ama acaba aslında o servisleri o kadar ucuza verebilecek mi? Onların serverlarında yatan sermaye, o bilgiler, assetleri bizim bedavaya verdiğimiz bilgiler. Belki onların değeri de çok büyük. Bizim tahmin ettiğimizden çok büyük. Ve sırf bilginin değerinin bilinmemesi, bunun maliyetlendirilememesi ve bizim bol keseden kendimiz hakkında verdiğimiz bilgileri dağıtmamızdan dolayı ve bir takım reklam kuruluşları veyahut Facebook'ların bunlara kendilerince maliyet biçmelerinden dolayı, onlar da bilginin maliyetine şey yapmıyorlar. Onun üzerine koydukları sistemin, yapay zekanın veya serverların, onların maliyetini koyuyorlar. Bundan ekonomik değer çıkıyor. Bilgi yok bunun içinde. Sizin, benim, bedavaya verdiğimiz bilgilerin değeri yok bunun içinde. Buradan oldukça karmaşık, dengesiz yeni bir tekel yapısı ortaya çıkıyor. Ve bu tekelde biz kendimiz bilinçli olmadığımız için bunların servislerini olmadık derecede farklı bir şekilde alıyoruz. Ama bu arada aynı zamanda da manipüle ediliyoruz. Aynı zamanda da bilgiler çalınıyor, farklı yerlerde kullanılıyor. Bunu da hepimiz bilelim. Yani Facebook'a koyduğumuz her bilgi, Instagram'a kaydırdığımız her bilgi aslında bizim kendimize ait bilgiyi başkasına hediye ettiğimizi düşünerek koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu bize bir ders olmalı. Yani Cambridge Analytica olayı bize bir ders olmalı. Tabii ki en büyük karanlık tarafta demin şeyde söylediğimiz gibi fil eğrisinde gördüğümüz gibi gelir dağılımı gittikçe açılıyor. Buna bir çare bulunmazsa bu yalnız ülkeler içinde bir sorun değil. Bu über bir sorun. Yalnız Türkiye'deki gelir uçurumu değil, yalnız Amerika'daki gelir uçurumu değil, Suriye ile Almanya'nın arasındaki gelir uçurumu, Irak'la Amerika arasındaki gelir uçurumu veyahut Afrika ile Batı Avrupa arasındaki gelir uçurumunun farkı. Bunların hepsi birbirinin içinde bu network arasında etkileniyor. Ve bugün en büyük sorununun, ben en büyük çuban başının artan gelir uçurumunun boyutları olarak kabul ediyorum. Nedir? Yani söyleyebilecek bir tek şey var. Ben siyah beyaz içinde büyüdüm. Siz green'in çeşitli tonları içindesiniz. Bunun içinde burada herkes
bunu bilmeli. Yani bunun içinde kendi yerini bilmeli ve neyin neye neden olduğunu çok iyi görebilmeli. Çünkü her nedenin neticeli bir sonucu var. Hiç beklemediğimiz bir sonucu var ve bunu bugün kendine göre bir takım insanlar daha iyi değerlendiriyor. Benim sonuçlarım neler? Kişisel sonuçlarım. 1989'da biz bir taş attık kuyuya, internetin çıkışıyla. Önce teknoloji dünyası girdi buraya, ondan sonra akademik dünya girdi. Sonra girişimciler çıktı. Finans ekonomik dünyası yerinden oynadı. 2008 krizindeki bilmem Flash Boys kitabını okuma fırsatı olan oldu mu? İşte financial network, dark network'ün, perfectly legal network'ün aslında neye mal olduğu 2008 krizindeki olaydaki gibi, 2008 olayında Flash Boys'da olduğu gibi gördük. Siyaset çalkalanmaya başladı. Bugün artık internet ve derivatifleri toplumun bütün hücrelerine işlemiş durumda. 25 sene içinde. Bizim iktidar kuşağı, benim de dahil olduğum iktidar kuşağı endüstri döneminde yetişti. Ama bugün produktif olmaya başlayan, talepte bulunmaya başlayan ekipler sizlersiniz. Sizlerin ihtiyacını biz ne kadar cevaplandırabiliyoruz? Ben bunu bilemiyorum. Benim çünkü sizin yaşınızdakilerin mentörlüğüne ihtiyacım var. Ben kullanıyorum. Ben kendi kuruluşumda daha yeni davranış şekillerini görmek için gençlerle bir arada oluyorum. Bilmiyorum. Öğrenemiyorum, o hızla öğrenemiyorum. Bugünkü iktidar kuşağı bunu o hızla öğrenemiyor. Sizin hızınıza ulaşamıyor. Siz var, birkaç tane var. Belki daha da fazla çıkacak ama bugün Avrupa Parlamentosu'nun yaş ortalaması 51. Bunu bilerek, yani sizin kendi taleplerinizi öyle veya böyle dile getirmeniz lazım. Ortada bir paradigma kayışı var. Eski paradigmanın üzerine oturmuş bir ekonomi var. Ama yeni paradigma bu ekonomiyi zorluyor. Ama eski paradigmanın üzerine oturmuş olan iktidar yapısı gittikçe hırçınlaşıyor. Onu görüyorsunuz. Farklı yapılarda ısırıyor. Yenilemeye izin vermiyor. Onun için konservatif yapıların, tutucu yapıların gittikçe de toplumlarda ağırlık kazandığını görüyorsunuz. Bunları da özellikle eğitimsiz kitlelerin, mesela Brexit'te bunu gördük. Yaşlılar ve özellikle eğitimi düşük düzeydeki kesim Brexit'i zorladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kopmasını zorladı. Amerika'daki iktidar farklılığı da buna. Avrupa'nın birçok ülkesindeki yapılaşmayı da burada görüyoruz. Kendi düşüncesini başkalarına ihale etmek isteyen insanlar, düşünmeyi pek istemeyen insanlar ve özellikle yaşlı kuşak tutuculuğun merkezi oluyor. Buna izin vermemek gerekir gibi düşünüyorum. Çünkü bu bir gerilimin artmasına neden oluyor. Son bir iki şey söylemek istiyorum. Bizler GNP, bugünkü kullandığımız ekonomik değerlendirme prensipleri, GNP, GDP, gayri safi yurt içi hasıla, işte bütün bu kavramların hepsi ülkelerin yalnız ekonomik değerlendirmesine, well-being'le, refahla ilgili hiçbir komponent, ekonomik değerlendirme unsurlarının içinde yok. Büyüme var. Büyümeyle ülkeler birbirlerini benchmark ediyor. Yeni ekonomik indikatörlerle birlikte var. Bunlar yavaş yavaş bahsediliyor. Ama daha ülkelerin ekonomik
o ekonomi politikalarını etkileyecek boyuta gelmedi bunlar. Bunlar geçen, bizim sistemimizin eğer well-being'i, gerçekten refahı, mutluluğu hatta ölçmeyi ve tabii ki küresel ısınmayı, değer kayıplarını ölçecek değerlendirme unsurlarını ekonominin içine embed etmezsek, yerleştirmezsek bu eski sistem bu çapraçıklığın artmasına devam edecek. Artırmaya devam edecek. Endüstri dönemi kendi gatekeeper'larını koydu, kapı bekçilerini koydu, sigorta mekanizmalarını koydu. En azından blockchain'de hepiniz herhalde görüyorsunuzdur, çok iyi bir örnek. Bizim endüstri döneminde devletlerin, hükümetlerin, toplumların alışılagelmiş koydukları bütün kontrol mekanizmalarının, gatekeeper'ların etrafından dönüyor. O güvenlik mekanizmasını evirip çeviriyor. Yeni dönemin gatekeeper'larını bir şekilde ortaya koyabilmemiz lazım. Bunu nasıl yaparız? Biliyor muyuz bu gatekeeper'ları? Birçoğunu bilmiyoruz. Hatta şunu da ben kabul ediyorum ki yeni gatekeeper'lar konulduğu anda da obsolete olma ihtimali çok çabuk artacak. Çünkü üstel ya exponential bir gelişmede gidiyoruz. Onun için dinamik bir gatekeeping modelinin bir şekilde toplumlara, kurumlara embed edilmek durumunda olduğuna inanıyorum. Ve burada ben sözü sizlerin sorularına bırakmak istiyorum. Çünkü benim cevaplarımın birçoğu yok. Ben kendi kurumum içinde bazı cevapları aramaya çalışıyorum. Ben Bilişim Vakfı'yla veyahut farklı yapılar içinde bir takım cevapları aramaya ve bulmaya zorluyorum. Ama burada en önemlisinin, en önemli olayın sizin yaşınızdaki gençlerin gelecek toplumların sisteminin yaratılması içinde paydaş olması gerektiğine inanıyorum. Bazılarına işte bizler aklımızın erdiği kadarına çözüm bulabiliriz. Ama bunların yani şehircilikten hukuka giden, hukuktan sağlığa, sağlıktan eğitimine kadar giden her birinde aslında disruptive modellere ve bunları yerleştirecek sistemlere ihtiyacımız var. Ben kendi kurumumdan sorumluyum yalnız. Eczacıbaşı kurumundan sorumluyum. Bir de kendi çocuklarımdan sorumluyum. Onların yaşam döngüsünü oldukça uzatmak, onların başarılarını artırmaktan sorumluyum. Ama bunun dışında üzerinde çalışmamız gereken çok alan olduğunu düşünüyorum. Ben hoş geldiniz. Bana kalmazsa hoş geldiniz demek. Ama ben bundan sonra sizin soruları varsa, vaktimiz varsa onu açmak istiyorum. Bilmiyorum. Evet, buyurun. Geç oldu ama ben çoktan beri buradayım. Teşekkür ederiz konuşmanız için. Hocam size hoş geldiniz. aramıza hoş geldiniz diyelim o zaman. Kendimi tanıtayım. Semiha Yılmazer, Mimar Fakültesi ve UNAM öğretim üyesiyim. Yapı fiziği ve yapı malzemesi uzmanlık alanlarım. Ama şimdi sorumu çok güncel bir şeyden sormak istiyorum. Gerçekten cevabınızı merak ettiğim için. Eğer biliyorsam. Tabii ki biliyorsunuz. Siz bilmeyeceksiniz, kim bilecek dermişim. Türkiye'deki refah ve son yıllardaki büyüme hızı korelasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi aslında çok kötü düşünmüyorum. Yani büyüdüğümüz kadar refah mıyız? Efendim, büyüme hızımızın gerçekçi olduğu konusunda biraz kuşkum var. O biraz şeyin ekonominin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Ve son yıllarda dediğinizin aslında ne demek olduğunu bilmek isterdim. 5 yıldan mı bahsediyoruz, 15 yıldan mı? Aslında 2 değil, son 5 yıl. Son 5 yıldan. Özellikle son 2 yıl. Buna ben cevap vermek durumundayım galiba.
Vallahi bütçe açığımızın, ticaret açığımızın biraz sorun olarak karşımıza çıktığını, mali disiplinimizin hafifçe bozulduğunu ve bunun bir takım sorunları ötelemeye yönelttiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle büyüme rakamlarının yani geçen sene pek fazla büyümedik veyahut evvel sene çok fazla büyümedikti. Geçen sene iyi büyüdük ama bunlarda baz etkisinin çok rolünün olduğunu düşünüyorum. Vallahi yani şu anda bütün dünyada yine pozitif rüzgarlar esmeye başladı. O pozitif rüzgarlardan payımızı alıyoruz. Ne dersin Berk, öyle değil mi? Uzatma amacım. Çabuk söyle. Siz nerede bu alet? Ha. Şimdi burada şunu anlattık. Faruk Bey'in belki de söylemediği tek şey şu oldu. Bölmüyorum şu an, kusura bakmayın. Bu filin hörgücünde üst kulağa düşen kısım, yani bu geride bıraktığımız TCP/IP'nin bugün en çok kullandığımız internet protokolünün kamuya açılması, Çin'in dünyaya entegrasyonu gibi bir takım çok önemli küresel fenomenlerle beraber gelişmekte olan ülkelerin yükselen orta sınıfları. Branko bu paper'da onu anlatıyor. Bakın şu hörgüç, bu geçen 20 yılda reel gelirleri %80 yükselen kesim. Ve burada Çin'in de dahil olduğu Six Risers, 6 yükselen denilen ülke var. Onlardan bir tanesi Türkiye. Şimdi Faruk Bey'in söylediği Eczacıbaşı topluluğuna getireyim. Sene 88'de bizim müdürler Renault Toros'a biniyorlardı. Bugün Audi A6'ya biniyorlar. Mercedes'e biniyorlar. Yani bu well-being ve büyüme sorusu sordunuz siz. Türkiye'nin uzun dönemli ortalaması, büyüme ortalaması %4'lerdedir. Son dönemdeki büyüme ortalamaları bunun çok üzerinde. Gerçekçi mi? Fevkalade gerçekçi. Burada iktisadi bir tartışmaya girmeyeceğim ama yeni büyüme serileri, yani 12 Aralık 2016'da yayınlanan büyüme serileri, ben o büyüme serileri yayınlayınca yeni kitapçığı aldım, 610 sayfa okurken uyuyakaldım ilk 20. sayfada. Fakat şunu söyleyebilirim, Euromonitor gibi, IMF gibi bir takım çok ciddi kurumların guidance'ında bu yeni büyüme serileri yapıldı. Vergi kayıtlarından Big Data'ya kadar birçok önemli veriyi baz alarak hesaplıyor. Ama şuna bakmanız lazım. Bir iktisadın ilk prensibi ödünleşmedir, bir trade-off'la başlar. Büyüme alırken ne veriyorsunuz onun yerine? Yani büyüme verdiğiniz zaman Faruk Bey'in demin söylediği dış açık, bütçe açığı ve enflasyon gibi bir takım ateşleriniz yükseliyor. Şeyde bir cevap devam ettirebilir miyim? Yani burada ben farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Stratejik olarak bu network'ün parçası olmamızda biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Bu da bizim ekonominin uzun vadeli zarar pek yararı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani biz şu anda hala bu temel, hatta yani bu değerlendirme kuruluşları arasındaki geriye düşüşümüzün aslında bu ekonomik çarpıklığın da biraz nedeni olduğunu düşünüyorum. Nereye gider? Onun için bir şey diyemiyorum. Bir takım sorunların tahmin ediyorum bizi az da olsa bir takım sorunların, bilmiyorum çok mudur, az mıdır ama bir takım sorunların beklediğini tahmin ediyorum. Buyurunuz. Merhaba. Teşekkür ederiz konuşmanız için. Konuşmanızda bahsettiğiniz esnekliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani üstel bir hızla devam eden büyüme, gelişme, dijitalleşmeye karşı hani bir bakıma çözümün esneklik olduğunu düşünüyorsunuz. Ben de sanıyorum öyle yani inanıyorum buna. Siz şimdi çok önemli bir birkaç kurumun başındaki kişi olarak ve buna inanan bir kişi olarak muhtemelen bu esnekliği sorumlu olduğunuz kurumlarda hayata geçirmeye çalışmışsınızdır. Evet. Bu konuda sizin deneyiminize göre en fazla rezistansı ya da zorluğu nerede görüyorsunuz? Ya da esneklik konusunda atılabilecek ne tür adımlar olabilir? Bakın ben 1980'lerden beri Eczacıbaşı içinde bu kültür mücadelesinde bulundum. Çalışma hayatına başladığım zaman işte yeni işe başlayan bir sümüklü gençtim.
O zamanki yeni, o zaman hakikaten bizim yani vardır ya hani dışarıdan gelen patronun oğlu kendini ispatlamaya çalışıyor. Mevcut yapıyı haddine düşmeden sorguluyor. Bu muameleyi gördüm açıkçası. Haklı mı gördüm, haksız mı gördüm onu bilmiyorum. Ama yani bana çok büyük bir ders verdi. Haddini bil, otur aşağı dendi. Özellikle bir benden önceki ailedeki yönetim kuşağı tarafından. Ama ben kendi haklılığıma inanıyordum açıkçası. Fakat denenmemiştim. Denenmemiştim. Bugün baktığım zaman bugün aynı durumdayım. Bugün bir önceki kuşağı, yani bir daha doğrusu bugünkü Eczacıbaşı içindeki kıdemli kuşağı temsil ediyorum 40 sene sonra. Aynı durum. Fakat bu defa o denenmemişlik benim kuşağım için de geçerli. Yani o zaman denenmişlerle iş yürütülüyordu. Bugün benim kuşağımdakilerde de denenmemişleri götürüyor. Yani en azından bu bilincin artık kendi içimizde yerleştiğini görüyorum. Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlar, ben mavi denizdeyim, kırmızı birbirini parçalayan denizin içinde değil ve bilinmezliğe gidiyorum. Bilinmezliğin dünyası içindeki balıkları yemeye, denizlerdeki balıkları yemeye çalışıyorum. Bunun nerelere kontrol fonksiyonlarını koymak lazım? Benim inancımca bunun kontrolü tamamen devamlı bir takım indikatörleri izlemekten geçtiğini düşünüyorum. Senede bir, ayda bir, üç senede bir değil. Yani geniş bir bant içinde simülatif yöntemlerle, yani kötü senaryo, orta senaryo, iyi senaryo, bunların içinde bir takım indikatörleri devamlı izlemekten geçtiğini düşünüyorum. Bunlar parasal pulsal da değil, yani bunlar her türlü indikatör olur. Hepsini de takip edebilirsiniz. Bu denetim fonksiyonu bu işin kendi içinde artık. Eskisi gibi yani zaman zaman devreye giren yapılar olduğunu düşünmüyorum. En azından bugün kendimiz içinde bulduğumuz çözümler bunlar. Buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bugün ben sizi bir üretici olarak görüyorum. Belki bireysel olarak bir tüketicisiniz aynı zamanda ama karşılıklı belki durduğumuz... Belki değil, öyleyim. Karşılıklı durduğumuz zaman, karşılıklı durunca sizin üreticiliğiniz benim tüketiciliğim ağır basıyor. Peki. O nedenle ben size izninizle üretici diyeyim, kendime tamam, tüketici diyeyim. Tamam, peki. Çok fazla tüketiyoruz. Bu kadar tüketimden siz bir üretici olarak memnun musunuz? Çok güzel soru. Çok güzel soru. Tabii ki. Gerçekten merak ettim. Yani bu kadar tüketim sizi de bir noktada zorlayacak mı? Ne olacak? Ya da? Vallahi yani buna şimdi ben müsaade ederseniz bir benim korkularımdan bahsedeyim. Benim korkum sizin bir tüketici olarak gittikçe daha ucuz, gittikçe daha verimli, gittikçe daha uzun, dayanıklı ürün talep etmeniz üzerine baz ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman da sizin çok tüketmeniz, bir bilinçli tüketici olarak çok tüketmeniz, ben bana ne kadar cazip gelir onu bilemiyorum. Çünkü neticede ben her an farklı tehlikeler altındayım. Yani ne bileyim ben, bir üretici değer zincirleri açısından, yani Amazon gibi gelip bana dalacak bir aracı olmasından veyahut bilinçli tüketicilerin artmasından veyahut üretim sırasında da çeşitli disruptif, oyunu bozucu ürünlerin pazara çıkmasından dolayı ben muzdaribim. Dolayısıyla beni ilgilendiren 2 sene sonraki ürünü ben nasıl yenileyebilirim? Şöyle bir örnek göstereyim. Bizim en büyük alanımız seramik sağlık gereçleri. 5000 yıldır kullanılan bir teknoloji. Yani
tuvaletler, işte küvetler, artık aklınıza ne gelirse yeni bir materyal teknolojisi gelip de ve onda bir fiyatına gelir de benim pazarımız bozarsa benim sizin az tüketmeniz, çok tüketmeniz beni hiç ilgilendirmez. Yani benim korkum orada değil. Benim korkum orada değil. Tabii yani pazarın mümkün olduğu kadar büyümesi evet benim için cazip. Pazardan mümkün olduğu kadar çok ürün kapılması benim için cazip. Ama tehlikelerim ben başka yerden. Sizden daha fazla alertim. Ayrıca da tabii şeyler var. Yani doğal kaynakların kullanılması açısından kuruluş olarak duyduğumuz yani sorunlar var. Bunlar hakikaten endişelendiriyor. Ama asıl de endişelendiren disruption. O iki tane ağır hocamdan soru var. Buyurun. Çok teşekkürler önce. Yani sunumu ben vermek isterdim. Buyurun. Düşünüyorum. Eminim ki daha iyi yaparsınız. Emin değilim. Bir şey soracağım. Sizin bakış açınızdan bir üniversitenin Türkiye'de, bir üniversitenin yapmadığı fakat yapması gereken bir şey olsa of, ne olabilir? Uy, eyvah. Yani bir üniversitenin çok ben yani bilmiyorum hiç çok zorlanırım herhalde. Yani ben üniversite sisteminin genelde herhalde kendi içinde o da bu disruption'dan payını alacağını düşünüyorum. Başka öteye ben bir şey söylemeyeceğim. Ben diyelim ben çok yakında mesela atıyorum bir Hintli girişimcinin bir yeni bir faaliyetini duydum. Başarılı olur, başarılı olmaz bilmiyorum. Kendi başka üniversitelerdeki hocalarının curriculum'unda hiç izin alarak, izin almayarak falan değil, curriculum'unda şey yarattığını, bir kendi müfredatını yarattığını ve buna göre hiçbir ülkede geçerliliği olmayacak, hiç bunun peşinde olmayacak ama pratik açıdan perfectly valid olabilecek bir sertifika sistemine yöneldiğini duydum. Doğrudur, yanlıştır. Yani çıkan öğrenciler, çıkan sertifikalıların başarılı düzeyi... Ben artık üniversite şeyine bakmıyorum. Yani bizim Eczacıbaşı'nda üniversitede alınan... Yani hangi üniversiteden aldığı bir priority değil. Yani bizim kendi testlerimiz var. O testlerimizde bir takım yetkinliklerin değerlendirilmesi... üniversitenin kendisi kadar belki hatta zaman zaman da daha değerli olmaya başlıyor. Bugün biz bunu böyle yapıyorsak yarın 5000 kişi, 5000 kurum yapacak demektir. Yani bu siz YÖK'ten şey veriyorsunuz değil mi? Hiçbir şey söylemedim. Hayır yani genelde. Siz disruption yani, bahsettiniz. Yani benim orada biraz komünistliğim tutuyor. Kusura bakmayın efendim, belki çok haddimi aşıyorum ama yani herhangi bir üst kurumun verdiği diploma sertifikası, milli eğitim sertifikası dahil yavaş yavaş bu eski gatekeeperların arasında kalacağını düşünüyorum. Gerçekten başka kuruluştan bahsetmiyorum, bir üniversite olarak. Ay bir, yani ben haddimi aşmak istemiyorum. Buyurunuz efendim. Ortalama insan ömrü uzuyor. Bir yandan ortalama insan ömrü uzuyor. Umarım. Ben 64 yaşına geldim şimdi. Artık ikinci baharlar mümkün. İkinci baharlarımızı planlıyoruz. Birinci baharın sonundayım da. Bir yandan da yönetimsel seviyede, örneğin ülke yönetimi bunun bir tanesi. Bir ortalama yaşın düşünü kastettiniz. Fakat bu ikinci baharda da çok şu an ortaya çıkan bir değer var ve birçok ülke bunu farklı şekilde kullanmak istiyor. Sürekli eğitim
sürekli öğrenme. Hı hı. Bu ikisi aslında bir zıtlık da oluşturuyor mu bir yandan? Zannetmiyorum ama yani yani birikimin değerinin doğru yerlerde aranması gerektiğini inanıyorum. Yani mesela teknolojideki teknolojideki verimliliği sağlayabilecek, özellikle teknik alandaki verimliliği sağlayabilecek bilgi birikimi, yani deneyimin gittikçe değerinin azaldığına inanıyorum. Çünkü alışkanlıklar farklılaşıyor. Onları siz çok daha iyi değerlendirebilirsiniz. Benden çok daha iyi değerlendirebilirsiniz ama yani bizim gençlerin hesaplama yöntemleri, konulara yaklaşım yöntemleri beni aşıyor. Bizim yönetimdeki arkadaşlarınkini aşıyor. Ben ne değeri daha çok koyabiliyorum? Etik değerleri daha rahat koyabiliyorum. Toplumdaki deneyimimi daha rahat koyabiliyorum. Bunların devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir şey, sentez oluşmalı. Ama şeyi katiyen kabul etmiyorum. Yani deneyimin ön planda olması gerektiği konusunda benim çok çok büyük kuşkum var. Çünkü değil. Deneyim, hatta yani deneyimin ön plana çıkarıldığı ortamların ben zaman zaman çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Serkan Kasırga, ben de UNAM'danım. Açıkçası tam soruyu nasıl formüle edeceğimi detaylarıyla düşünme fırsatım olmadı ama birkaç komponenti var. Elinden geldiğince net bir şekilde sormaya çalışayım. Şimdi ben deneysel fizikçiyim. Yaptığım iş aslında yeni teknoloji üretmek olarak da algılanabilir. Ama yaptığımız işlerin birçoğunun, yani özellikle benim yaptığım işlerin çok büyük kısmının ekonomik değeri yok. Yani şöyle, ürünleşebilir, şu an yok ama ileride de olacağını şu yüzden göremiyorum. Var olan bu hızlı gelişmeler işte vesaire, benim yaptığım şeylerin ekonomik değerinin önemli olmasının önünde bir bariyer oluşturuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, siz işte Eczacıbaşı grubunu ele alalım. Yani benim bildiğim eşim iç mimar, oradan çok iyi biliyorum. Seramikler. Seramiğe giren teknoloji dediğiniz gibi 5000 yıllık teknoloji. Üretim teknikleri yenilenebilir, üretim sistemleri yenilenebilir. Asıl soruma gelecek olursam, bütün bir anda böyle çok heyecan verici yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bir yandan da aslında sadece analiz kısmının geliştiği bir finans ayağı var olayın. Hı hı. Şimdi hani buranın bu kadar hızlı ilerlemesiyle buranın bu kadar yavaş kalması arasındaki farkı gidermek için bir şey var mı? Hiç böyle düşündünüz mü? Birinci kısmı bu sorunun. Bir de aslında üçüncü ayağı var. Yani ben şunu mu anlıyorum? Ben kendi üzerinde çalıştığım teknolojiyi commercialize etmeyi başaramadığım sürece bu yavaş ilerleyecek. Bunu mu anlıyorum? Yani bu sadece benim özelimde değil. Tabii aslında bakarsanız birçok şey için. Tabii yani ki. Burada çevremize baktığımız zaman genelde endüstrinin baktığı şeyler üretimi kolaylaştıracak. İşte ürünün performansını %1 arttıracak seviyede şeyler. Ve bu gördüğümüz heyecan verici olayların birçoğu da aslında hani exponential bir artış var ama çok nişte kalıyor. Yani bir hype oluyor, sonra ortadan kayboluyor ve bunu birçok üründe aslında görebiliyoruz. Demeye çalıştığım, hani daha genel çerçevede baktığımızda hep iş bana öyle geliyor ki bunu kim alır? Ekonomisi hı-hı. Bunun yeterince... Siz tanımlayabiliyor musunuz? Efendim? Siz tanımlayabiliyor musunuz? Ben tanımlayamıyorum yani açıkçası. Yaptığınız... Yani siz oradan baktığınızda ben, şeyi görebiliyor musunuz? Ben bir kere
conceptual yeniliklerin çok fazla olduğunu düşünüyorum ama yine de incremental gelişmelerin de hatırı sayılır. O küçük küçük adımların çok büyük, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kırılımların çoğunun da aslında conceptual'lardan ziyade incremental gelişmelerden kaynaklandığını düşünüyorum ve inanıyorum. Bir şeyi bilsem, yani anlasam, büyük bir ihtimalle anlatsanız da anlamayacağım. Sizin kullanım alanını tanımladığınız zaman ve bunun commercial değerini bir şekilde ortaya çıkardığınız zaman, en azından yani eğer bunu ucuna şunu eklediğim zaman ortaya bir commercial değer çıkacak diyebildiğiniz zaman o daha rahat ilerler diye düşünüyorum. Yoksa benim cevabım olamaz buna. Pardon, bir soru daha vardı galiba. Son kısmı da bütün bu hani kuşak farkı dediniz. Şimdi ben de aslında hani muhtemelen sizin yarı yaşınız, muhtemelen değil öyle, yarı yaşınızda olmama rağmen 32 oluyor. Evet. 31. Şimdi benim de arkamdan gelen bir kuşak var ve evet. Yani 4-5 yaş genç insanları bile ben anlamakta güçlük çekiyorum. Asıl kısmı bu değil aslında sormak istediğim, ama yaşla birlikte gelen bir network var. Yani sizin bireysel olarak erişebildiğiniz network benimkinin muhtemelen yüzlerce katı. Emin değilim. Niye emin? onun tanımlanabileceğini düşünmüyorum. Ben neyse bunun, yani. Bunun çok... peki bütün bu resimde bir... yeri... Efendim? Yerinin bir önemi yok mu sizce? Bütün bu büyük resimde bu bireysel ilişkileri devam ettirebilmenin, büyük networklere sahip olup... Network benim bildiğim kadarıyla 1980'lerden itibaren önemli bir bilim dalı olarak gittikçe üzerine araştırmalar artırılıyor. Özellikle bu strong network, strong connection'lar, weak connection'lar, bütün bunlar bir farklı bir önem kazanıyor. Özellikle sosyal medyadaki weak connection'ların aslında ne kadar strong connection'lar olduğu konusunda çok ilginç araştırmalar var. Yani ki tahmin ediyorum çok daha farklı yerlere gidecektir. Yani sizin sahip olduğunuz network'ün veyahut benim sahip olduğum network'ün kantitesinin zerre kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani oradaki yani kalitenin çok çok daha değerli olduğuna inanıyorum. Yani bu internet fenomenler 1 milyon, 1,5 milyon follower'ları, izleyicileri var. Ne kadar önemlidir bilemiyorum. Yani neticede burada sizin kendinize çıkardığınız yani productive değerin hesaplanabilir, yani sizin kendiniz için tanımladığı değerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ben çok konuştum galiba. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum başka sorular da var ama tartışma fırsatımız da olacak. Çay kahve ile devam edeceğiz. Fakat öncesinde öncelikle bu çok ilham verici konuşmanız, söyleşiniz için hem de UNAM Yönetim Kurulu üyesi olarak Bilkent Üniversitesi'ne yaptığınız büyük katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Ya ben teşekkür ederim. Çok naifim. Çok teşekkürler. Öğrencilerimizin bir parçası olarak size posterimizi, kendi posterimizi çok küçük bir anı olarak size takdim ediyoruz. Çok teşekkürler. Ederiz. Çok maalesef beraber efendim. Kahvede konuşabiliriz.